Hocam kritik ya da gecenin önemli kararlarından biriydi. Yaklaşık 7 dakika, Şimdi önce 6 bu küsur. 8 numarayı bir inceleyelim. Golü atsın 8 numaralı oyuncu. Bu oyuncunun sarı kartı var. Varesanovic tribünlere çıktı hocam ya. Bunun bir sarı kartı var. Bir Evet. çıkaralım tribünlere. Bilmiyorum burada var mı? Vardır herhalde. Attı golü. Sarısı var. İkinci sarı gerekir değil mi hocam o zaman? Kesinlikle. Peki gol iptal edilince o sarı alınır mı geri? Hayır, o başka. Yani oyun gereği olmadığı için sarı kart geri alınmaz. Oradan ikinci sarının ihraç olmalıydı. 8 numaralı oyuncuyu bir tribüne çıkaralım mı? Çıktı hocam. Biz Devam nasıl edelim. olsa görmüyor 8 numaralı izleyiciler. oyuncu, tabii seyircilerimiz de görmüyor. 8 numaralı İzleyiciler oyuncunun var. ihraç olması lazım ikinci sarıdan. Varesanovic kırmızı Evet. kart. Gelelim şimdi işte bu çıkış. Bakar mısın? Tabii. Bir de kendini Bu da sakatlıyordu büyük az kalsın. hata ya. Kendini sakatlıyordu. Sakat. Diz Burada gidiyordu. bir değişmedi değil mi? Bu kurallarda bir şey Hayır, yok hayır, yani hayır, hayır. bu. Hala geçerli bu. Tamam. Peki bu çizgiyle ilgili sosyal medyada falan böyle şeyler oldu. Ama artık var o yarı otomatik sistem yani Yarı bu. Yazılım otomatik çiziyor ya manuel. onu. Yani elden gelen Ya bir şey ona da mi? güvenmeyeceğiz. Artık Ender neye evet değil mi? güveneceğiz Allah Hayır aşkına ya. ya? Ya o Hayır, ne kadar da yapalım? Ben çiziyorum ya. ya bunu her bak Evet. Trabzonspor için söylüyorum. Bütün Evet. takımlar için burada her zaman kaç senedir söylüyorum. Ya Ya ne bu yapalım? çizgiye de güvenmeyeceğiz. Tabii Artık buna neye bayağı bir para güveneceğiz? veriliyor yarı Zaten otomatik diyorsun ya sistem. şu penaltı, şu kırmızı Evet. kart vesaire bir şey Aynen. anlatıyorsun. Ya bu çizgiye de mi güvenmeyip ya bu işte Aynen. bunun Siz ne diyorsunuz ya hocam? Hocam geometrisiydi yazılım falan çiziyor bunu değil mi vesaire. hocam? Evet, Çünkü yarı öyle mi? otomatik çiziyorlar. Tabii. Hiç, Yani varın başında oturan marklıyor, o çiziyor. Burada armpit dediğimiz şu bölge var. Şu bölge. Çizdiği çizgiye bakalım orada. O bölgeden mi değil mi? Kafa mı Çizdiği bilgi çizgi şey bir dakika omuz bakalım. mu? Evet, hocamın dediği şey önemli. Çizginin nereden çizildiği. Oradaki şey o. Yani nereden Bir almışlar? kere Evet. VAR'daki bu çizen ve bu uygulamaya yarı otomatik sisteme saygı duymak zorundayız. Evet. Burada bir anlaşalım. Burada herhangi bir sıkıntım yok benim. Peki niye 6 dakika bunu incelediler o zaman? Görün yani. Çok ince bir offside, santimlerle offside. Bu kafanın önde olduğunu, bakın Hocam o peki doğru yere mi çizilmiş? armpit, yani bu beni rahatsız ediyor bu. Yer tespiti rahatsız ediyor. Armpit dediğim bu bölge tespiti rahatsız ediyor. Bu bölge daha önde görüyorum ben. Evet. Ama baktığın zaman şu bölge, bu bakar mısın? Dize mi bakıyorlar acaba? Aşağıda diz nasıl? Deminki Diz pozisyon. değil. Baktığın zaman böyle kalalım Evet. lütfen. Bakın Evet. kırmızı ile yuvarlak işini alıyor ya Tabii. işaret ettiği o bölgeler 24 numaralı oyuncunun ve diğer oyuncunun kafası. Kafasının Kafa. önde olduğunu İptal. düşünerek Evet. çizdiği çizgiyle iptal edilir. Günahı, sevabı, vebali VAR'da oturan arkadaşa aittir bu. Manuel veya yarı otomatik. Manuel veya yarı otomatik bunu nasıl tespit ettilerse bu yüzden 6 dakika 5 saniye sürdü. Bayağı uzun sürdü. Toplamı 6 dakika 5 saniye. Hadi Vallahi 5 saniye yatalım 6 dakika günah sürdü. sevabı dediğin gibi Evet. hocam Yani onların. onlara ait bir şey. Buna bir laf edemem. Ancak burada benim esas laf edeceğim bir konu var. Bu gol olduğu zaman 45-43. Maçın hakemi oyuna 2 dakika artı 2 dakika ilave etti. 45-43 olduğu zaman kaybolan süre 47'ye gelmen için 1 dakika 17 saniye. Doğru mu? Evet. Şimdi bu olay bitip iptal olduktan sonra maçın başladığı saat 52-22. İlavede kendi işleyen saatten bahsediyor. 52-22'de oyun başladı. 1-17'yi koy üzerine 54 falan. 53-39 53 yapar. küsur 40 olur. Trabzonspor 54-17'de gol yedi. O uzatmada bir şey oldu Tabii mu? 45 artı 10'da 7 evet. 54-17'de gol yedi. O uzaktan atılan şut Doğru 54-17. doğru. Devre yani 53-39'da maç devre olmalıydı. Olmadı. Devam etti oyun. O arada kaybolan başka süre yok. Neye kayboldu süre? Durmadı yani. Hiçbir şey durmadı. 1-17 ilave ettiğin zaman 53-39'da devre olması lazım. Oynattı, oynattı. 54-17'de Trabzonspor gol yedi. Maç 55-13'te devre oldu. 1-17 çok farklı yerlere gitti. 55-13'te devre oldu. 52-22'de maç başlamış. 55-13'te devre oluyor. Yani 3 dakika oynandı. 3 dakika uzatmış. 1-17 3 dakika oynandı. 1-17 oynanması gereken kaybolan sürenin kalan kısmı 3 dakika oynandı neredeyse. O arada da gol oldu.
acaba şu pozisyona gelene kadar ki 50 saniyede falan mı duraklama var onu mu hesaba katıyor? Şu olana kadar 45'ten buraya geçene kadar olan bölümde. Bu gol olduğunda diyorum ya 45-43. Evet. Gol oldu. İşte yani oyun o 43 durdu. Saniyeyi de mi mesela orası durmuş bölüm müydü? 6 dakika incelendi. Anladın zaten. 6 ekliyorsun. Şurada anlaşalım. 45-43'te oyun durdu. Tamam. Geriye kalanı anlatıyorum. 45 ile 45-43 arasında da durmuşsa acaba o 43'ü de mi ekledi diyorum. Ha, o arada olabilir. Çünkü bu serbest vuruş kullanılıyordu falan ya bunun önünde. Orada da durmuşsa. İlavenin ilavesi orada ne durdu? Faul oldu. Doktor çağrıldı mı? Çağrılmadı. İşte onu soruyorum size. Top uzaklaştı mı? Uzaklaşmadı. Oyunu durduracak herhangi bir argüman var mı? Yok. Frikik oldu. Frikiği attılar. 45 kuruşta gol oldu. Bitti. Artı 2 dakika vermişsin. İlavenin ilavesinde bir oyuncu değişikliği yok. Doktor sahaya girmemiş. Neden uzattın bu kadar diyorsun? Neden uzattın? Burada ciddi bir sorundur bu. Keyfi uzatamazsın. Kalan süreyi doğru oynatmak zorundasın. Ama içeriye doktoru çağırırsan, oyuncu sakatlığı var, ne bileyim oyuncu değişikliği varsa o zaman dedikleri o ilaveyi de ilavenin ilavesi de yapabilirsin. Bunların hiçbir tanesi yoktu. Burada ciddi bir zaman ilave sorunu var. Burada da artık VAR'a güvenmekten başka hiçbir söyleyeceğimiz söz İptal yok. İptal edilen bir şey diyemeyiz buna. Golde VAR'a güvenmek zorunda. Ama manuel, ama yarı otomatik, ama marklarken doğru markladı, eksik markladı, basıyor, ona göre ölçümlerini yapıyor. Oraya güvenmek ve inanmak zorunda. VAR kayıtları açıklandığında gerçekten merak ediyorum. Ne konuşuldu? Konuşuldu mu orada? İşte önde. Bekle dedi. Ben yani mesela dedi duruyorum. De, tamam bekliyorum diyor sürekli. Sürekli evet. Diyor ama orada mutlaka yine de bir şey söylemiştir. İşte beyazlı oyuncu şu kadar çok önde. Çok karışık bir pozisyon. Evet, bu yani çok şeyde zor. Vücudun üst üste bindiği görmüyorlar. Pozisyonlarda görmüyor şey. Alet. O zaman bir de öyle bir durum var. Bravo. Yazılımın öyle bir yumuşak karnı var. Doğru. O zaman manuele geçiyorlar. Evet. Tabii doğru. İşte dedim ya yani, ama yarı otomatik ama manuel derken bu anlamda söylüyorum. Evet, evet. Bu iki oyuncu sadece orada yok. Çok oyuncu var. Evet. Oyuncular birbirine yapıştığı zaman o da yarı otomatik sistem yani okuyamıyor. Yani bu yarı otomatik tabii. Sistemin aynen, yumuşak karnı o. Oyuncuya yapıştığında o şeyi evet. Veremiyor üç boyutu. Manuel'e geçtiklerini düşünüyorum. Oradan sonraki hamleyi de manuel yaptıklar. Dediğiniz gibi, VAR'a en başta söylediğiniz gibi günah sevabı artık onların. Oraya ama ait. Burada onlara inanmak durumundayız. Biz gözle seçemiyoruz çünkü. Yani böyle bir durum. Yalnız devam edelim. Gezdal duran topları ne kadar iyi kullanıyor. Onun dışında da yok ama. Şey çok sahada yok ama. Çok sahada yok ama en sadece azından duran toplarla, duran toplarla perişan etti Trabzon duran savunmasını. Duran topların dışında sahada yok. Tabii normal zaten sakatlığı var. Dansville Ali Son mücadelesinde bir kart beklentisi vardı. Gerekir miydi orada? Direkt ayağa basma var burada. Dansville direkt basıyor ayağa. Bunun sarı olması evet. Lazım. Dansville sarı görmeliydi devam. Ama görmedi. Evet. Burada bir eksik sarı kart. Sarı kart bu. Devam edelim.